Evet kazanım 11'e geçeceğim. Şimdi burada bir veri var. Bu veri alttaki bütün sorular için geçerli. Şimdi kimi zaman buraya geri dönebilirim. Burada olay şuymuş. Bir hilesiz zarın 100 kez havaya atılması deneyinde elde edilen sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Mesela 1 40 kere gelmiş. 2 14 kere gibi gibi gibi. Burada yazılanlar bunlar. Şunları bir toplayalım bakalım ne çıkıyor. Kaç kere atılmıştı zaten 100. Toplamaya gerek yok. 100 kere atılmış. Şimdi birinci maddede 4 olma olayın deneysel olasılığı. Şimdi 4 15 kere geldi. O zaman bunun olasılığı nedir? 15 bölü 100'dür. Biz bunu 0,15 diye gösterelim. Geçelim. 4 olma olayının teorik olasılığı. Şimdi zarın e, 4 gelmesi 6'da bir ihtimaldir. Yani bunun teorik olasılığı 1 bölü 6'dır. İniyorum aşağı. Hangi sayının gelme olayının deneysel ve teorik olasılık değerleri birbirine en yakındır? Şimdi o zaman benim şuraya bir geri dönmem lazım tabloya. Şimdi bunun gelme olasılığı hani her şeyi 100'e böleceğim. Çünkü 100 atış toplamda atış ya. Bir gelmenin deneysel olasılığı 0.4, bununki 0.14, bu 0.2. Hatta şunları iki basamaklı yazalım da karşılaştırabilelim. Sonra bununki 0.15, evet, şu 0.08, şu da 0.03. Şimdi her birinin e, teorik olarak Gelme olasılığı 1 bölü 6. Ben bir 1'i 6'ya bir böleyim. 1'i 6'ya böldüğümüzde şöyle böleceğiz. 16'ya 6'ya böleceğiz. Sonra şuraya 1 yazacağım. 6. Aşağı ne indi? 4 indi. Bir virgül atalım. Kaç oldu? O 0 oldu. 6 kere 7 değil. 6 gibi. Yani o zaman bu e, ben 16'ya böldüğüm için bir virgül daha kaydırmam lazım. 0 16. Yani yaklaşık olarak her sayının olasılığı, gelme olasılığı teorik olarak 0.16. Burada 0.16'ya en yakın olana bakıyorum. Şimdi 0.16'ya en yakın olan, evet, 0.15'i görüyorum. Tamam, o zaman bu sorunun cevabı ne olmalıdır? 4 olmalıdır. 4 gelme olasılığı, deneysel olasılığı, teorik olasılığa çok yakın. Hangi sayının gelme olayının deneysel ve teorik olasılık değerleri birbirinden en uzaktır? Geriye gideceğim. Tabloya çıkalım bir. En uzağı arıyoruz. 0.16'ya en uzak olan sayı da şöyle bir bakıyorum hangisi oluyor? En uzağı arıyoruz, değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Her birini ben her birinden daha doğrusu bunu çıkartayım. Şimdi 0.40'tan 0.16'yı çıkardığımda Elde ettiğim değer 10'dan çık, 6 çıktı 4. Burada kaldı 3. 0.24 geldi. Bu şu an 1 için. Sonra 0.40'dan bunu çıkartayım ya da bunu bundan çıkartayım fark etmez. Buradaki değer ne geliyor? Evet şurada bir sıfıra ihtiyacım yok. Buradan 0.02 geliyor. 0.02 nedir? 2 için bu farktır. Sonra buna bakalım 0.20.016 bu 0.04 yaptı bu 3 için. Evet 4'e baktık 4'e bir bakalım bu 0.01 yapıyor. Sonra 5'e bakalım 0.8 diyordum o da 0.08 yapar. Çünkü yani bundan büyük olanı küçük olandan çıkartarak gidiyorum. Bu tabi ki 5 için. Sonra öteki için de 0 virgül şimdi de buradan e, sıfır çıkartacağım ya o zaman e, kaç yapar bu 13 yapar bu da 6 gelme olayın e, farkı buradaki en büyük fark şurada 0,24 o yüzden bir gelme en uzaktır Hani deneysel ve teorik anlamda e, cevabımız 1 olacak